Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Fransa'da iç savaş ilan edildi. Protestolar durmuyor. Zırhlı araçlar ve ağır silahlı birimler sokağa indi. Alenen savaş ilanı yapıldı. Değerli izleyenler, protestoların sürdüğü sokakların savaş alanına döndüğü Fransa'da zırhlı araçlar ve ağır silahlı riot birimleri sokağa indi. Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Ülke basınındaki haberlere göre birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor. Protestoların ilk başladığı Nas-Nerres başta olmak üzere Marsilya, Voipi dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı. Nas-Nerres'te de zırhlı araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye almaya başlarken, Metz yakınındaki Voipi'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı. Gözaltılara karşın kundaklama ve yağmalar sürüyor. Öte yandan Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca çok katlı bir apartman sakinleri uyurken ateşe verildi. Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Alès şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.